üç dinin mensuplarının ve siyasilerin katıldığı Sayın Adnan Oktar Başkanlığında gerçekleştirilen Barış ve Kardeşlik Toplantısı. Bir büyüğüm, bir sayın hocam, Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'de bir dua, bir yerden bahsetti. Eğer Rabbim dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Daha sonra başka bir sureden, sizi ayrı milletler olarak yarattık ki tanışasınız dedi. İşte bizim tanışmamız, işte bizim kültürümüzü, diyaloğumuzu arttırmamız birliktelikten, kardeşlikten gelir. Üç ilahi dinin ortak olan amaçlarından biri, tüm insanların barış, huzur, güvenlik ve mutluluk içinde yaşamaları değil midir? Buna aykırı girişimler her üç dine göre de yanlış değil midir sizce? Bizlerin konuşabileceği, paylaşabileceği, birleşebileceği pek çok ortak değer var. Dostluğumuz birlikte yaşamamızı daha kolay ve daha güzel hale getirecek. Ne adına olursa olsun dünya üzerinde kan akıtılmasının önünde bir set oluşturacak. Gerçek iman sahiplerinin oluşturacağı bu sevgi, merhamet, affedicilik, dostluk ve barış dolu model dünya barışı için çok önemli bir adım olacaktır. Üç büyük dinin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın izinde bir araya gelmesiyle birlikte düşmanlıklar ve ayrımcılıklar ortadan kalkacak, kültür ve bilgi alışverişinin özgürce yaşandığı bir çağ başlayacaktır.